TRT Avaz ekranlarından, Avrasya gündeminden merhaba değerli izleyenler. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız. Önce başlıklara bakalım dilerseniz. 7 Şubat'taki seçimi kazanarak 5. kez Cumhurbaşkanı seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak. Erdoğan Aliyev görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerap Petritis ile Almanya'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Bir başka başlık, İsrail Gazze şeridinde katliamlarına aralıksız devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde 28.985 Filistinli katledildi. İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen kalabalığa ateş açtı. Güneydeki Refah kentinde balıkçı teknelerine saldırdı. Ant parantez, İsrail, Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle uluslararası yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı bu kez Birleşmiş Milletler tarafından talep edilen danışma görüşü duruşması için toplanacak. Bugün başlayacak duruşmada Türkiye'nin de aralarında olduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş sözlü beyanda bulunacak. Biz de canlı bağlantılarla detayları öğreneceğiz ve Türk dünyası diyeceğiz. Türk dünyası ile ilgili tüm gelişmeler de yine canlı bağlantılarla programımız içinde olacak. O zaman buyurun habere. Avrasya gündemi dünden bugüne dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla başlıyor. Bizler melali de sevinci de bir olan sözde değil özde kardeş olan iki devletiz. 7 Şubat'taki seçimi kazanarak 5. kez Cumhurbaşkanı seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilk resmi ziyareti Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak. Erdoğan Aliyev görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İsrail, Gazze şeridinde katliamlarına aralıksız devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde 28.980'den fazla Filistinli katledildi. İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen kalabalığa ateş açtı. Güneyindeki Refah kentinde balıkçı teknelerine saldırdı. Dünya Sağlık Örgütü ise Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin tamamen hizmet dışı kaldığını açıkladı. Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'da da şiddeti sürdürüyor. İsrail ordusu Batı Şeria'nın birçok noktasında gece baskınları düzenledi, bir Filistinliyi vurarak öldürdü. İsrail, Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle uluslararası yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı bu kez Birleşmiş Milletler tarafından talep edilen danışma görüşü duruşması için toplanacak. Bugün başlayacak duruşmada Türkiye'nin de aralarında olduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş sözlü beyanda bulunacak. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ramazan ayında Filistinlerin ibadetini kısıtlayacak bir karar aldı. İsrail istihbaratının çatışmalara sebep olabilir uyarısına kulak tıkayan Netanyahu, Mescid-i Aksa'ya girişlerin kısıtlanmasına onay verdi. Hamas, Netanyahu'nun kısıtlama kararını eleştirdi, ibadet özgürlüğünün ihlali yorumunda bulundu. Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti. 2020 yılında ırkçı terörist Tobias Rathje'nin iki kafeye düzenlediği silahlı saldırıda 4'ü Türk, 9 göçmen hayatını kaybetmişti. Saldırının kurbanları için kentte anma töreni yapılacak. Çin'in kuzeybatı kesimlerinde kar ve kum fırtınası etkili oldu. Kum fırtınası nedeniyle hava turuncuya büründü, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri mahsur kalanlara yardım ederken zor anlar yaşadı. Ya Rab, Türk dizileri uluslararası ilgi çekiyor, tüm dünyaya ihraç ediliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türk dizilerinin dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayınlandığını ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Evet, buyurun başlayalım o zaman. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
ülkesinde 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Aliyev'in Ankara'daki ilk durağı Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'di. Aliyev Anıtkabir özel defterini imzaladı. İlerleyen dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Biz de ayrıntıları alalım. Özlem Öztürk karşımızda. Özlem. Göktuğ Kırcı, gelenek bozulmadı. Azerbaycan 7 Şubat'ta seçime gitti ve seçimi Aliyev 5. kez kazandı ve seçimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti. İşte iki lider bugün de yüz yüze görüşecekler. Yüz yüze görüşmelerinin adresi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i Türkiye saatiyle 14.30'da resmi törenle karşılayacak. Resmi karşılama töreninin ardından iki lider önce baş başa görüşecekler. Ardından da heyetlerin görüşmesine başkanlık edecekler. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. İşbirliği olanaklarının daha da derinleştirilmesi üzerinde durulacak. Ticaret hacminde iki ülke arasında hedef 15 milyar dolar. 15 milyar dolara ulaşabilmek için farklı alanlardaki işbirliği olanaklarıyla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde enerji, ulaştırma gibi başlıklar elbette masada olacak. Bunun yanı sıra görüşmelerde bölgesel konular da ele alınacak. Bölgedeki normalleşme adımları, Ermenistan'la ilişkiler, Zengezur koridorundaki son durum ve bölgesel ticaretin arttırılması ile ilgili çalışmalar da yine ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Görüşmelerden sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının Türkiye saatiyle 16.30'da başlamasını bekliyoruz. Toplantı öncesinde farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor ve bu imza töreninden sonra iki lider kameraların karşısına geçecek ve hem ziyaret hem alınan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulunacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, sevgili Özlem Öztürk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Beşinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Ayrıntıları Özlem Öztürk'ten aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev görüşmesinde hangi konular ele alınacak? Bilindiği gibi ilk resmi ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi Aliyev'in. Öncesinde Münih Güvenlik Konferansı'na gitmişti. Orada da bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi Aliyev. Onun yansımalarını alacağız. Şimdi Bakü'ye dönelim. Fatih Avanos canlı yayın konuğumuzla bizi bekliyor. Fatih. Azerbaycan 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanı seçimlerini başarıyla, sorunsuz, huzur ve güven içerisinde gerçekleştirdi. Hemen ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önceden belirlenmiş bir konferans vardı Münih'te, güvenlik konferansı. Burada gerek Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la gerekse de diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile AGİT Minsk grubu heyetleriyle, AGİT temsilcileriyle orada görüşmeler gerçekleştirdi ve daha sonra da akabinde de ilk resmi ziyaretini, ülke ziyaretinde bir gelenek haline geldi artık. Kardeş Türkiye'ye şu anda gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Bu ziyareti konuşacağız ama öncesinde Münih Konferansı'nı da konuşacağız. Oradaki temaslarını kiminle konuşacağız? Azerbaycan Uluslararası Araştırmalar Merkezi Air Center'ın Türkiye masası şefi Cavit Valiyev'le konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Önemli bir günlerden geçiyoruz. Azerbaycan da seçimini artık geride bıraktı. İki ülke de seçimsiz bir döneme giriyor ama ilk ziyaret, güvenlik konferansı, Paşinyan'la görüşme, barış süreciyle alındı. Neler söylersiniz Münih'teki temaslarla ilgili? Azerbaycan çok başarılı bir cumhurbaşkanlığı seçimi süreci tamamladı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev %92'nin üzerinde bir halk desteği alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Biliyorsunuz Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri son birkaç aydır sorunsuz bir şekilde ilerliyordu. Yalnız 12 Şubat'ta Ermenistan askerinin bir Azerbaycan askerini yaralaması sonucu sınırda yeni bir kısa günlük, bir günlük, bir buçuk günlük bir çatışma oldu. İlişkiler yeniden gerildi. Böyle bir ortamda ilişkilerin geleceği nasıl olacak? Normalleşme süreci nasıl olacak? Barış anlaşmasına giden yol nasıl olacak diye düşünülürken işte böyle bir ortamda Münih Güvenlik Konferansı bir fırsata dönüştü. Burada Almanya'nın
girişimiyle Azerbaycan-Ermenistan arasında yeni bir görüşme yapıldı. Burada en olumlu iki sonuç alındığını düşünüyorum. Birincisi, uzun zamandır biliyorsunuz Azerbaycan-Ermenistan'la iki taraflı olarak bu süreci devam ettirmek istiyordu. Arabulucu istemiyordu. Hiç kimsenin arabulucu yapmasını istemiyordu. Çünkü arabulucu olduğu zaman onların da kendi çıkarları işin içine giriyor ve işin içinden çıkmaz hale geliyor. Dolayısıyla burada baş başa bir görüş gerçekleştirildi. Ama Almanya Başbakanı ayrıldı ve iki ülkenin lideri baş başa görüş gerçekleştirdi. Görüş olumlu geçti ve bundan sonra normalleşme sürecinin, barış sürecinin devam etmesi yönünde karara varıldı. Sınırların netleştirilmesi için görüşmelerin yapılması karara bağlandı ve Dışişleri Bakanlarına bir talimat verildi ki bu süreç başarılı bir şekilde devam ettirilmiş olsun. Bence burada ikinci bir başarılı adım o oldu. Ermenistan uzun zamandır Azerbaycan'ı batıda izole etmeye çalışıyordu. Bunu Fransa ile birlikte yapmaya çalışıyordu. Bunu da bu aslında bir nevi Ermenistan için başarısızlık oldu. Azerbaycan Münih Güvenlik Konferansı'nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çok önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi böylece Ermenistan'ın ve Fransa'nın planları suya düşmüş oldu. Yani genel itibariyle olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. En azından liderler bir kez daha Dışişleri Bakanlarına, Savunma Bakanlarına bir talimat verdi ve artık bu işin barışa doğru evrilmesi için önemliydi bu sonuç. Peki hemen ardından şu anda da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev artık Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Önemli bir ziyaret, hem anlamlı, sembolik, hem de diğer taraftan iki lider de artık seçimleri geride bırakmış. Önümüzdeki süreci, dönemi konuşacaklar. Sizce masada hangi konular olacak? Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin yeni bir dönemde olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, 90'dan bu tarafa 3 farklı aşamadan geçtik. Dostluk anlaşması, stratejik işbirliği anlaşması, stratejik ortaklık ve Şuşa bildirisi, müttefiklik. Şu anda Azerbaycan'la Türkiye ilişkileri çok farklı bir boyutta ilerliyor. Gündemde çok konu var. Bunlardan en önemlisi bence Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi, barış süreci ve bölgesel iletişim ulaşım hatlarının açılması. Tabii ki Zengezur. Başta Zengezur vardır. Bununla ilgili olarak mutlaka görüşeceklerdir. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan hala Zengezur koridorunun açılması konusunda ısrarlılar. Bu isteklerinden vazgeçmiş durumda değiller. Tabii bu Ermenistan'ın da işine yarayan bir konuda ama maalesef bazı üçüncü ülkeler bu süreci bozmaya çalışıyorlar. İşte liderlerin masasında bu olacaktır. Daha sonra liderlerin masasında iki ülke arasında iki ülkeyi doğrudan ilişkilendiren yeni konular olacak. Bence bu enerji alanında yeni boyutlardır. Bu nedir? Yeşil enerji alanında, yenilenebilir enerji alanında işbirliği. Biz uzun süredir Azerbaycan ve Türkiye olarak doğal gaz konusunda Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynuyoruz. Bu devam edecektir. Ama bence yeni elektrik enerjisinin ihracı konusunda da işbirliği yapılacaktır. Tabii Orta Asya'da Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliği oldukça önemlidir. Masada olacak konulardan biri budur. Geçen Türkiye parlamentosundan askeri komisyon başkanı Hulusi Akar Azerbaycan'ı ziyaret ederken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir isteğini dile getirdi. Dedi ki biz Türk Devletleri Teşkilatı'nın parlamentolarının aynı komisyonlarının ortak toplantı yapmasını istiyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir isteği var. Türk Devletleri Teşkilatı alanında askeri savunma sanayi alanında işbirliğini geliştirmek masada olacak konulardan biri bu olacaktır. Sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomi alanında çok önemli konular var. Geçen sene ticaretimiz 7.6 milyarı geçti. Tercihli ticaret anlaşması listesini genişlettik. Bu o önemli konu. Bir rekordu. Nahçıvan'la Türkiye arasında doğalgaz yapımı temel koyma yapıldı biliyorsunuz. Demiryolu hattının yapılması bu Zengezur koridorunun önemli bir parçasıdır. Bu gibi konular vardır ki konuşulacak konularda ve tabii ki bölgesel ve küresel anlamda diğer jeopolitik gelişmeler de iki liderin masasında olacaktır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yemin töreninde Türk Devletleri Teşkilatı'na bizim ait olduğumuz birlik, ailemiz orası dedi. O zaman en önemli başlıklardan biri de o Türk Devletleri'nin bundan sonraki süreçteki işbirliği, ticaret olarak, ekonomik olabilir, askeri olabilir. Bu konularda zannediyorum masada dediğiniz gibi uzunca yer tutacak. Tabii ki Türk Devletleri Teşkilatı bundan sonraki Cumhurbaşkanı Aliyev dedi ki biz Türk dünyasının ailesiyiz, bir parçasıyız. Ve bence en önemli konulardan biri dedik Azerbaycan dış politikasının önceliği Türk Devletleri Teşkilatı'nı kuvvetlendirmektir.
küresel güç mücadelesinde önemli bir aktör haline getirmektir. Tabii ki bunun için de çok iyi bir işbirliğine ihtiyacı vardı. Yani bütün üye devletlerin bu yönde çalışmasına ihtiyacı vardır. Türkiye ile Azerbaycan'ın bir lokomotif olduğunu zaten biliyoruz ve bundan sonra da bunun diğer devletlerle birlikte işbirliği haline nasıl getireceğinin derin bir müzakeresi olacaktır. Bence Karabağ zaferinden sonra bu giderek yayılmaya başladı. Diğer Türk devletlerine de istek ve arzu arttı. Bundan sonra daha somut projelerle bunu nasıl destekleyebileceğimizin de müzakeresi yapılacaktır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ziyareti Cumhurbaşkanı Aliyev'in de hayırlara vesile olsun diyorum. Yeni dönemde Azerbaycan için hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet, Azerbaycan Milli Meclisi'ni arkamıza aldık. Önemli bir gün, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyareti. Air Center Türkiye Masası Şefi Cavit Valiyev de ifade etti. Türkiye ve Azerbaycan, Türk dünyasının adeta lokomotifi. Onların aldığı inisiyatifle aslında birlik, kardeşliğimiz daha da güçlendiğini ifade edelim. Dediğimiz gibi iki liderin görüşmesi de, Ankara'daki görüşmesi de hayırlara vesile olsun diyelim. Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Söz yeniden size bırakalım. Evet, sevgili Fatih Avanos'a ve canlı yayın konuğumuza teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerap Petrit ise Almanya'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı. 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi konuşuldu. Görüşmede iki ülke arasındaki pozitif gündem ve gelecekte atılacak adımlar da gündemdeydi. Fidan ve Yerapetritis ayrıca Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarını da görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. Toplantıya Münih'te yerleşik STK'lardan yaklaşık 60 temsilci katıldı. Enerjide en güvenilir ortak Türkiye. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin enerji kaynakları konusundaki kısıtlama yaptıkları iddialarını Türkiye üzerinden verdiği örnekte reddetti. Putin, biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte Türk akım üzerinden sevkiyat yapılıyor dedi. Türkiye'yi stratejik ortak olarak tanımladı. İddialara yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Rusya'nın enerji kaynaklarını sunmaktan kaçınmıyor. Zor zamanlarda güvenilir bir ortak olarak öne çıkıyor, açıklaması yaptı. Rus devlet kanalı Rossiya 1'e mülakat veren Vladimir Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi, giderek sağlamlaşan ilişkilere ve güvene dikkat çekti. Putin, batılı ülkeler tarafından enerji kaynakları konusunda kısıtlama yaptıkları suçlamalarına da cevap verdi. Tedarikçi olarak her zaman piyasalara açık olduklarını dile getirdi. Örnek olarak Türk Akım doğalgaz boru hattını gösterdi. Rus lider bu kanal üzerinden Türkiye'ye yapılan doğalgaz sevkiyatının sürekliliğinin altını çizdi. Putin, Rus gazını almayı bırakan batılı ülkeleri ise ülke ekonomisine kalıcı zarar vermeye çalışmakla suçladı. Ancak süreç bunun aksine gelişti değerlendirmesinde bulundu. Efendim, İsrail Gazze şeridinde katliamlarına aralıksız devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde 28.985 Filistinli katledildi. İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen kalabalığa ateş açtı. Güneydeki Refah kentinde balıkçı teknelerine saldırdı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü ise Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin tamamen hizmet dışı kaldığını duyurdu. İsrail Gazze'de soykırım suçu işliyor, katliam yapıyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 28.663 Filistinli katledildi. Yaklaşık 69 bin kişi de yaralandı. Binlerce kişinin ise enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Ancak İsrailli güçlerin engellemesiyle Filistinli ekipler cenazelere ulaşamıyor.
Gazze şeridindeki her kenti ve kasabayı bombalayan İsrail bu kez insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı. İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde yardım almak için bekleyen kalabalığa ateş açtı. Ateş altında kalan Filistinliler canlarını zor kurtardı. Yaralananlar oldu. İsrail kıtlıkla mücadele eden Gazzelilerin balık tutmasına da izin vermiyor. İsrail savaş botları Refah yakınlarındaki kıyılarda balık yakalamak için küçük teknelerle denize açılan balıkçılara engel oldu. Filistinli balıkçı teknelerine ateş açtı. İsrail Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde terör estirmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırılarına dair açıklama yaptı. Gebreyesus, İsrail güçlerinin kuşatmaları nedeniyle hastanenin hizmet dışı kaldığını bildirdi. 200 hastanın hastanede kaldığını belirten Gebreyesus, hastaların kritik tıbbi ihtiyaçlarının sağlanmasının engellendiğini açıkladı. Gecikmelerin bedeli hastaların hayatlarıyla ödenecektir, dedi. Efendim, Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'da da şiddeti sürdürüyor. İsrail ordusu Batı Şeria'nın birçok noktasında gece baskınları düzenledi, bir Filistinliyi vurarak öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu Cenin kentinin güneyine de zırhlı araçlar ve buldozerlerle baskın düzenledi, sis bombaları attı. Mülkleri ve araçları tahrip eden İsrail güçleri tehdit bildirileri dağıttı, Filistinlileri gözaltına aldı. Kalkilya, Ramallah, El Halil ve Doğu Kudüs'te de baskınların yaşandığı bildirildi. İsrail güçleri önceki günde iki Filistinliyi öldürmüştü. İsrail, Refah kentine yönelik kara operasyonu tehdidinde bulundu. Savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas 10 Mart'a kadar esirleri bırakmazsa Refah'a saldıracağız dedi. Bu da Ramazan ayında 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı kentin saldırıya uğraması anlamına geliyor. İsrail hükümeti Filistinlilere yönelik tehditlerine devam ediyor. İsrail, bütün dünyanın karşı çıktığı Refah kentine yönelik kara operasyonu için tarih belirledi. Bu tarih ise 10 Mart, yani Ramazan ayının hemen öncesi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas'ın 10 Mart'a kadar Gazze'deki tüm rehinileri serbest bırakmaması durumunda Refah'a saldıracaklarını söyledi. Bu açıklama İsrail tarafından doğrudan Refah'a yönelik ilk müdahale tehdidi oldu. İsrail ordusunun Gazze şeridine aylardır düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah'a sığınan Filistinliler karadan müdahale yokken bile insani kriz yaşıyor. Filistinliler bir yandan su ve yiyecek temin etmeye çalışırken diğer yandan kaldıkları derme çatma çadırlarda zorlu yaşam şartlarıyla mücadele ediyor. Evet, sivil işgal birimlerini genişletmeyi planlayan İsrail'in yeni hedefi işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Deir Divan. Peki İsrail'in işgal planının ayrıntıları ne? Deir Divan Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi işgal planının içeriğini TRT Haber'e anlattı. Detaylar Kübra Yılmaz, Pir Gayip ve Mesut Akın'ın özel haberinde. Önce işgal ettikleri Filistin topraklarını güvenlik alanı ilan ediyorlar. Sonra gasp ettikleri alanlara sivil işgalcileri yerleştiriyorlar. İsrail'in Filistin topraklarına el koymadaki en önde gelen araçlarından bir tanesi sivil işgalciler. İşgalcilerin yeni hedefi ise işte burası, Ramallah'a bağlı Deir Divan. İsrail 2019 yılında Deir Divan'a yönelik yeni bir işgal planı duyurdu. Bu plana göre İsrail, Filistinlilere ait arazide 18 dönümlük güvenlik alanı kuracak. Daha sonra da sivil işgalcileri bu alana yerleştirecek. Deir Divan Belediye Başkanı İmad Musave, işgal planının detaylarını TRT Haber'e anlattı. Mevki, اللي هي الموقع الموجود
El koyulacak araziler Deir Divan'ın doğusunda bulunuyor. İki Yahudi yerleşimi birbirine bağlamak için İsrail bu arazilere el koyacak. Bu araziye Filistinli çiftçilerin ve hayvancılık yapanların girmesini yasakladılar. Filistinli çiftçiler buradaki ekmek kapısı olan zeytinleri toplayamıyor. ...2022'nin sonunda Netanyahu'nun tekrar başbakan seçilmesi ve hükümetin kurulmasıyla sivil işgal planı hızlandı. İsrail'in Deir Divan'daki 18 dönümlük araziye el koymak istediğini sosyal medyadan öğrendik. Daha önce el koyduğu 160 dönümlük planın devamı bu. Deir Divan toplamda 75 bin dönüm alana sahip. Biz belediye sakinleri olarak mevcut alanımızın sadece %25'ine girebiliyoruz. Bizim tüm bu alana sahip olduğumuzu kanıtlayan tapularımız var. İsrailli sivil işgalciler 2023'ün Mayıs ayında Deir Divan topraklarında işgalin ilk adımını attı ve çadır kurdu. Filistinlilerle işgalciler arasında çatışma çıktı. İşgalciler tüm tepkilere rağmen çadırları kaldırmadı. 25% min arz beled. Üzülmekten, kahrolmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. İsrail işgalinden dolayı her şeyden mahrumuz. Ne topraklarımıza girebiliyoruz, ne de zeytinlerimizi toplayabiliyoruz. Deir Divan sakinleri işgalin durdurulması için uluslararası toplumdan destek bekliyor. Tüm bu yaşananların üstüne İsrail Başbakanı Netanyahu, Ramazan ayında Filistinlilerin ibadetini kısıtlayacak bir karar aldı. İsrail istihbaratının çatışmalara sebep olabilir uyarısına kulak tıkayan Netanyahu, Mescid-i Aksa'ya girişlerin kısıtlanmasına onay verdi. Hamas, Netanyahu'nun kısıtlama kararını eleştirdi, ibadet özgürlüğünün ihlali yorumunda bulundu. Gazze'de katliamlara sebep olan Netanyahu hükümeti Kudüs'teki Filistinlilere de rahat vermiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasına onay verdi. İsrail Kanal 13 televizyonunun haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet, böyle bir kararın İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalara neden olabileceği yönünde Netanyahu'yu uyardı. Ancak bu uyarılara rağmen Netanyahu kısıtlama yönünde karar aldı. Haberde Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarıldı. Hamas ise Netanyahu'nun bu kararını sert sözlerle eleştirdi. Hamas, İsrail'in Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamasını Siyonist suçun ve dini savaşın derinleşmesi olarak değerlendirdi. Açıklamada namaz kılmaya gelenlerin girişinin kısıtlanmasının Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Efendim, İsrail'de milletvekili Ofer Kasif Gazze'deki katliamı eleştirdiği için hedefte. İsrail Meclisi Kasif'in vekilliğinin düşürülmesine yönelik önergeyi oylayacak. İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını eleştirdi. İsrail hükümetini Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçladı. İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya destek veren dilekçeyi imzaladı. İsrail'de eleştirilerin hedefindeki Ortak Liste Partisi milletvekili Ofer Kasif, önce 40 gün meclis oturumlarından uzaklaştırıldı, sonra da vekilliğinin düşürülmesi için harekete geçildi. İsrail Meclisi'ndeki komitede Kasif'in vekilliğinin düşürülmesine yönelik önerge kabul edildi. Kasif için genel kurulda oylama yapılacak. Kasif'in vekilliğinin düşürülmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde en az 90 milletvekilinin onayı gerekiyor. Önerge genel kurulda kabul edilirse, Kasif'in bu kararı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşıma hakkı bulunuyor. Efendim, İsrail Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle uluslararası yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü duruşmaları Lahey'de başladı. Uluslararası Adalet Divanı'nda ilk konuşmayı Filistin heyetini temsilen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki yaptı. Bugün ayrıca
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da Brüksel'de Ukrayna ve Gazze gündemiyle toplandı. Bu başlıkların ayrıntıları için Belçika'ya dönelim. Sözü Mustafa Seçen'e bırakalım. Göktuğ Kırca, o önemli dava geride bıraktığımız saatlerde Hollanda'nın Lahey şehrinde başladı ve sizin de bahsettiğiniz gibi önce Filistin Dışişleri Bakanı bir sunum yaptı. Tabii özellikle son 75 yıldır İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümlere ilişkin oradaki faaliyetlerine ilişkin tabii kapsamlı bir bilgi verdi. Aslında davanın bir öncesini hatırlatmak gerekirse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uluslararası Adalet Divanı'na bir çağrıda bulunmuştu ve özellikle tabii Gazze'de devam eden durumun araştırılmasına ilişkin bir çağrıda bulunmuştu ve bunun üzerine bugün başlayan dava önümüzdeki pazartesiye kadar devam edecek. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamaların hukuki neticelerine ilişkin beyanlarda bulunacaklar. Bugün başladı ve önümüzdeki pazartesi gününde de Türkiye saatiyle saat 12'de de yine Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek, son günde gerçekleştirilecek bir sunum olduğunu söyleyebiliriz. 6 gün sürecek bu duruşmalar ve her bir devlet ve kuruluş 30'ar dakika sunumlar yapacaklar. Bahsetmek gerekirse aslında ayrı bir yürüyen, yine Uluslararası Adalet Divanı'nda yürüyen başka bir dava daha vardı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açmış olduğu davanın geçen ay tam da bugünlerde ihtiyati tedbir kararları Uluslararası Adalet Divanı tarafından açıklanmıştı. Özellikle soykırım suçlaması tabii İsrail'e yöneltilen en ciddi suçlamalardı. Nitekim soykırım önlemeye yönelik de çağrılar yapılmıştı ve 9 maddelik bir ihtiyati tedbir kararı Uluslararası Adalet Divanı tarafından açıklanmıştı. Bugün başlayan o dava tabii bahsettiğimiz gibi 6 gün sürecek ve Türkiye'de son günde, yani önümüzdeki pazartesi günü de yine Dışişleri Bakanlığı bir sözlü beyanda bulunacak. Öte yandan Brüksel gündemine gelmek gerekirse bugün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları geride bıraktığımız saatlerde bir toplantı için başladılar. Toplantı için buradalar ve toplantı öncesinde Joseph Borrell'in bazı değerlendirmeleri vardı. Özellikle tabii Gazze konusuna ilişkin çarpıcı açıklamaları vardı. Refah'a yönelik İsrail'in bir operasyon yapmaması çağrısını yineledi. Keza yine bundan önce de Joseph Borrell'in buna ilişkin açıklamaları olmuştu. Hatta şu sözleri hayli çarpıcıydı. 1.7 milyon insan refah sınırına doğru gitmiş durumda. Bu insanlar nereye gitsinler, aya mı çıkacaklar şeklinde yine bir çıkış yapmıştı. Keza yine Dışişleri Bakanları toplantısının gündeminde şüphesiz Ukrayna konusu da yer alacak ve toplantıya zannediyorum şu dakikalarda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da çevrim içi yöntem yoluyla katılıyor. Ve toplantıda bir durum daha yaşanacak. Rusya'da hatırlatmak gerekirse hapishanede ölü bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi bugün Brüksel'de, Yulia Navalny. Dışişleri Bakanları, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ile birlikte bir araya gelecekler ve tabii başsağlığı dilekleri Avrupa Birliği tarafından iletilmişti. Yulia Navalny de bugün hem Joseph Borrell'le hem de Dışişleri Bakanları ile görüşecek. Toparlamak gerekirse bir yandan Lahey'de devam eden o önemli dava, bir yandan Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar ama bir yandan da İsrail'in hiçbir uluslararası çağrıyı dinlemeden orada Gazze'de katliamlarına ve vahşetine devam etmesi durumu işte bugün de yaşanıyor aslında ve Lahey'deki o önemli dava bahsettiğimiz gibi 6 gün sürecek ve bugünkü Dışişleri Bakanları toplantısında özellikle tabii Gazze konusuna ilişkin bakanların neler söyleyeceği hayli merak konusu diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Sevgili Mustafa Seçen, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim Avrasya gündeminde öne çıkan başlıklarla. Rusya-Ukrayna savaşının artık ikinci yılına girmekteyiz. Çatışmalar sürüyor. Rusya Donetsk bölgesindeki Selidove kasabasında bir hastaneyi vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'daki durum 60. Münih konferansının da gündemindeydi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Ukrayna'ya silah yardımı sözü verdi. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Selidove kasabasına hava saldırısı düzenledi. Bir hastane kullanılamaz hale geldi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 Ukraynalı yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinin Adivka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlara ilişkin video paylaştı. Bakanlık, Ukrayna'nın 1500 asker kaybı olduğunu belirtti. Ukrayna'da Adivka'daki çatışmalara ait görüntüleri yayınladı. Bölgedeki kimya fabrikasının kontrolünün Rus güçlerine geçtiği kaydedildi. 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bir araya geldi. Bakan Wang Yi, Çin'in çatışan taraflara ölümcül silahlar satmayacağını vurguladı. Konferansta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Ukrayna'nın askeri mühimmat talebine işaret etti. Danimarka olarak tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik, dedi. Evet, şimdi Kazakistan gündeminin notlarını alacağız. Dönelim, sözü Janar Salıbay'a bırakalım. Evet, Kazakistan ve Özbekistan ortak uluslararası endüstriyel işbirliği merkezini inşa edecek. Söz konusu merkezin inşa çalışmalarının bu yılın Ağustos ayında başlatılması öngörülüyor. 100 hektar alana sahip olacak merkez, Kazakistan'ın Türkistan bölgesi ve Özbekistan'ın Sırdarya bölgesinde inşa edilmesi planlanıyor. Proje üretim ve toptan ticaret için tüm koşulların yaratılacağı bir kapalı kompleks şeklinde inşa edilecek ve merkezin ürettiği ürünlerin iki ülkenin pazarına çıkarılması, aynı anda da üçüncü ülkeleri de ihraç edilmesi öngörülüyor. Ve bu kapsamda Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ticari ortak ticaret hacminin de 100 milyar dolara çıkarılması da planlanıyor. Özbek tarafından yapılan açıklamada söz konusu kompleksin inşa çalışmalarının bu yılın Ağustos ayında başlayacağı ve 2027 yılına kadar süreceği belirtildi. Toplantının ardından taraflar ortak bir bilgiye imza attı ve her ülkenin kendi bölgelerindeki projenin ilerleşi üzerindeki kontrolün de güçlenmesi değerlendirildi diyelim. Öte yandan Almatı'da İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı düzenlendi. Türkiye'den özel ve devlet üniversitelerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de üniversiteler katılım sağladı. Kazakistanlı öğrenciler ve aileleri söz konusu fuara büyük ilgi gösterdi. Toplam 20 üniversitenin stand açtığı ve Almatı Başkonsolosluğu eğitim müşavirliğinin desteğiyle yapılan fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılım sağladı ve verdiği röportaj sırasında Türk dünyasından gelen öğrencilere de özel önem verdiklerini kaydetti. Yurt dışında eğitim görmek isteyen üniversiteler söz konusu fuara da ve Türkiye'deki eğitime de yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler üniversitelerin kabul kriterleri, fakülte ve meslek hakkında birçok bilgi edindi. Öte yandan Türkmenistan'da Kazakistan'ın Kültür Günleri düzenlenecek. Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Bakan Yardımcısı Yirbol Alikulov, Türkmenistan'ın Kazakistan Büyükelçisi Batır Recep ile bir görüşme yaptı ve görüşme sırasında Haziran ve Ekim aylarında iki ülkenin karşılıklı kültür günlerinin yapılacağı belirtildi ve Kazakistan'ın Kültür Günleri kapsamında Kazak sanatçıların bir program sunacağı, ayrıca Kazak Sinema Günleri'nin düzenlenmesi de planladıkları açıklandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Janar Salıbay aktardı Kazakistan gündeminin notlarını. Şimdi Özbekistan'a gideceğiz. Özbekistan gündeminin notunu da Şahruh Bek Alimoğlu'dan alacağız. Sevgili Şahruh Bek, söz sende. Evet, Göktuğ Kırca, dün Taşkent'te Türk Üniversiteleri Fuarı düzenlendi. İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı olarak adlandırılan bu etkinlikte 19 üniversite katılım sağladı ve gençleri Türkiye'de eğitim almaları için teşvik etti. Aslında bir devlet üniversitesi ve 4 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üniversite vardı ve geri kalanları ise Türkiye'deki çeşitli illerde bulunan özel üniversitelerin eğitim imkanları tanıtıldı ve çok sayıda gençler katılım sağladı. Özellikle bu sene ortaokuldan mezun olacak gençler bir sonraki eğitimlerini Türkiye'de devam ettirmek için ilgi gösterdiler ve Türk üniversitelerinin eğitim olanakları, özellikle
eğitim branşlarına yönelik bilgi edindiler. Dediğimiz gibi bir devlet üniversitesi, 4 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitesi eğitim imkanlarını tanıttı. Son dönemlerde Kuzey Kıbrıs'ın özel üniversiteleri Özbekistan'da çok ilgi görüyor. Çünkü eğitim İngilizce olduğu için birçok gençler Kuzey Kıbrıs'ta eğitim almak için planlar yapıyorlar. Yine Kuzey Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz Devlet Üniversitesi katılım sağladı ve bu üniversitedeki eğitim olanakları ve eğitim branşları konusunda bilgi verdi. Açılışta dün Türkiye Taşkent Büyükelçisi de katılım sağladı ve açılış konuşması gerçekleştirdi. Öte yandan Özbekistan Kültürel Miras Ajansı ve Özbekistan Kültür ve Sanatı Geliştirme Fonu Londra'da bir sergi açmaya anlaştı. Daha doğrusu bu senenin yani 2024 yılının Eylül ayında başlayacak İpek Yolu konulu sergide Özbekistan'da yer alması için anlaşma yaptılar. Özbekistan'dan nadir eserler özellikle Sol dönemi Afrasiyap ve çeşitli dönem tarihin çeşitli dönemlerine ait nadir eserler sergilenmesi konusunda bilgi verildi ve sergilenecek eserlerin birçoğu henüz Özbekistan dışında yani yurt dışında hiçbir yerde sergilenmemiş eserler ve 5 ile 6 milyon arası seyirci alan yılda 5 ile 6 milyon arası seyirci alan bu sergide Özbekistan'da tarihini bir kez daha anlatmış olacak. Öte yandan Semerkant'ın meşhur Registan Meydanı var malum ve Registan Meydanı'ndaki iki önemli medresenin inşaatında önemli katkı sağlayan Semerkant'ın o dönemdeki yani 17. yüzyıldaki valisi Bahadır Yalangtoş'un hayatı artık ekranlara taşınıyor ve ekranlara taşınacak bu filmin ilk fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki dönemlerde bu filmin vizyonu gerçekleştirilecek. Çok tarihi bilgileri veren ve çok önemli sahne gösterileriyle birlikte yapılan bu filmin vizyonunu bekliyoruz diyerek sözü tekrar size bırakalım. Evet, Özbekistan gündeminin notlarını da sevgili Şahruh Bek Halimov'dan aldı. Kolaylıklar diliyoruz Şahruh Bek. Devam edelim efendim. Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının üzerinden tam 4 yıl geçti. 2020 yılında ırkçı terörist Tobias Rathje'nin iki kafeye düzenlediği silahlı saldırıda 4'ü Türk 9 göçmen hayatını kaybetmişti. Saldırının kurbanları için kentte anma törenleri düzenleniyor. Ayrıntıları alacağız. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş karşımızda. Sevgili Ramazan'ın orada yine değerli bir yayın konuğu olacak. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen sözü sevgili Ramazan'a ve yayın konuğumuza bırakalım. Evet, tam 4 yıl önce bugündü. Bir ırkçı terörist Hanau'da iki kafe bir büfe olmak üzere 4'ü Türk, 9 göçmenin canına kıydı. Bugün anma töreni vardı. Aileler, yakınları buradaydı ve Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Sayın Ahmet Başar Şen de katıldı. Aynı zamanda yayın konuğumuz Sayın Büyükelçim, acılı bir gün, 4. yılındayız. Türkiye Cumhuriyeti ailelerinin yanında duygu ve düşüncelerinizi almak isterim. 4 sene önce burada 19 Şubat tarihinde Hanau'da aşırı sağcı, ırkçı görüşlü bir şahsın, Alman vatandaşının yaptığı saldırılar sonucunda 9 kişi öldü, katledildi. Bunların 4'ü bizim canımızdı. Bugün seneyi devriyesinde o 4 canımızı anmak, aileleriyle birlikte olmak, taziyelerimizi bir kez daha onlara sunmak ama aynı zamanda bu olayı unutturmamak, aşırı sağcılığın, ırkçılığın, İslam düşmanlığının, Müslüman düşmanlığının sadece günlük sözlerden, şakalardan, küçük söylemlerden ibaret olmadığını, bunların fikir olarak zararlı olduğunu ve biriktiği zaman bu tür patlamalara yol açtığını göstermek için buradayız. Bizim için çok maalesef acı bir günün seneyi devriyesi. Bundan sonra bu tür olayların olmaması için neler yapılması gerektiği konusunda aynı zamanda Alman makamlarıyla konuşmak üzere buradayız. Efendim, aile yakınlarıyla da birebir temas kurdunuz. Talepleri neler, makamlardan neler talep ediyorlar, neler görüştünüz? Anneler, babalar, aile fertleri onlarla konuştuğumuz zaman özellikle şunu söylüyorlar. Bu tür olayların bir daha olmaması için bu olan aşırı sağcı saldırının bütün yönleriyle, tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Ama henüz burada
Her ne kadar Alman tarafının, Alman makamlarının söylemleri de aynı yönde ise de burada aileleri, yakınları ikna edecek şekilde bu olaylar tam olarak açıklığa kavuşturulamamış. Hem failin çevresi, failin yakınları, failin ait olduğu gruplar varsa, onu destekleyen çevreler varsa, hem de bu olaya engel olunabilir miydi? Bu saldırıya engel olunabilir miydi? Burada polisin, yerel makamların, kolluk kuvvetlerinin hatası var mıdır, yok mudur? Bu konuda bazı detaylarda hala açıklık olmadığını söylüyorlar. Onların en önemli talepleri elbette ki öncelikle bu. Açıklığa kavuşturulsun ki bu tür olaylar ileride engellenebilsin. Efendim çok teşekkür ediyorum yayın konuğumuz olduğunuz. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Sayın Ahmet Başarşen bizlerle birlikteydi. Hanau'dayız. 4. yılı geriye bıraktık. Acı dolu 4 yıl. Uzmanlar NSU Nasyonal Sosyalist Terör Örgütü ile kıyaslıyor tabii. Şöyle bir analiz yapabiliriz. O günlerde buraya vergi ödeyen göçmenler, göç edenler katledildi. 4 yıl önce ise evlatları katledildi diyelim. Sözü Hanau'dan merkeze devredelim. Sevgili Ramazan Aktaş'a ve Sayın Büyükelçi'ye biz de teşekkür ediyoruz yayına katkılarından dolayı. 4 yıl önce terör saldırısında kaybettiğimiz canlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Efendim devam edelim Avrasya gündeminde öne çıkan başlıklarla. Hindistan'da hükümet geri adım attı, çiftçiler eylemlerine ara verdi. Meksika'da ise on binlerce kişi yolsuzluğun durdurulması ve adil seçim talebiyle sokaklardaydı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Latin Amerika turuna çıktı. Ziyaret edeceği ülkelerin tamamı Amerika Birleşik Devletleri karşıtı yönetimlere sahip. Çiftçiler Hindistan'da uzun süredir eylem yapıyordu. Hükümetin attığı adımın ardından çiftçiler eylemlerine ara verdi. Hindistan hükümeti bakliyat, mısır ve pamuk üreticilerini destekleme sözü verdi. Çiftçi sendikaları bu teklifi değerlendirecek, birkaç gün içinde kararlarını açıklayacak. Meksika'da on binlerce kişi devlet başkanı López Obrador ve iktidar partisini protesto etti. Meksika'nın başkenti Mexico City'de muhalefet partilerinin çağrısıyla düzenlenen gösteride yolsuzluklar aleyhine sloganlar atıldı. Göstericiler 2 Haziran'da yapılacak seçimlerin özgür ve adil koşullarda geçmesini istiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Küba, Venezuela ve Brezilya'yı kapsayan Latin Amerika turu başladı. Lavrov ilk durağı olan Küba'da devlet başkanı Miguel Díaz-Canel ile görüşecek. Rusya Dışişleri Bakanı'nın ziyaret edeceği ülkelerle ortak noktası, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batı İttifakı'nın yaptırımlarına maruz kalması. Efendim Çin'in kuzeybatı kesimlerinde kar ve kum fırtınası etkiliydi. Kum fırtınası nedeniyle hava turuncuya büründü. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri mahsur kalanlara yardım ederken zor anlar yaşadı. Hava turuncu renge büründü, görüş mesafesi 10 metrenin altına kadar düştü. Kum fırtınasına yolda yakalananlar zor anlar yaşadı. Görüntüler kum ve kar fırtınasının etkili olduğu Çin'den. Kum fırtınası nedeniyle Sincan Uygur Özerk bölgesinde hayat durma noktasına geldi. Havanın turuncu renge bürünmesiyle görüş mesafesi 10 metrenin altına kadar düştü. Fırtına nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Arabalarında mahsur kalan bir aile ekipler tarafından kurtarıldı. İnsanlar şiddetli rüzgar nedeniyle ayakta durmakta zorlandı. Qinghai ve Gansu eyaletleri ise kar fırtınasına teslim oldu. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar geriledi. Yolların karla dolması nedeniyle çok sayıda araç kara saplandı. Yolda kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Mahsur kalanlara barınak ve sıcak yemek de sağlandı. Şimdi sırada göğsümüzü kabartacak, gururumuzu okşayacak bir haber var. Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarih yazdı. Ay Yıldızlı ekibimiz 17 madalya kazanarak bir rekora daha imza attı değerli izleyenler. Milli güreşçi Taha Akgül 11. Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuları tebrik etti.
İşte ay yıldızlı bayrağımızla. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye rüzgara esti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye 17 madalya kazandı. 7 kez de kürsünün en üst basamağında Türk sporcular yer aldı. 11. Avrupa şampiyonluğu. Organizasyonun son gününde heyecan serbest stilde yaşandı. Türkiye bu alanda 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonasında takım olarak birinciliği elde etti. ...125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü güreşçi Geno Petriashvili ile karşılaştı. Milli güreşçimiz rakibini 5-4 yendi. Taha Akgül peş peşe 4. toplamda da 11. Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. Yanda bastırdı farkı. Bir diğer final heyecanı 92 kiloda yaşandı. Feyzullah Aktürk altın madalya mücadelesinde Slovak Boris Makoev'i 8-0 mağlup etti. Aktürk 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Müthiş, bu açılıyor. 2 puan daha. 8-0 yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, şampiyonada madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Uluslararası müsabakalarda yarışan tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Var olun gençler, dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sosyal medya hesabından altın madalya kazanan güreşçilerimizi kutladı. 11. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül kardeşimi yürekten kutluyorum. O bir efsane, ifadesini kullandı. Efendim, Kalkınma Yolu projesi yeni İpek Yolu olarak adlandırılıyor. Hayata geçmesi için ülkeler arasında görüşmeler sürmekte. Proje tamamlandığında Basra Körfezi'nin ve çevresindeki ülkelerin Türkiye üzerinden Avrupa pazarına erişimi sağlanacak. Uzmanlar bu rotayla Türkiye'nin ticaretinin daha da artacağını vurguluyor. Tamamlandığında Basra Körfezi'nden Irak'ın önemli kentlerini aşarak Türkiye'ye, oradan Avrupa'ya ulaşacak. Bölge ekonomisini güçlendirecek. Gözler, Doğu-Batı ticaretini Türkiye üzerinden yeniden canlandıracak Kalkınma Yolu projesinde. Yeni İpek Yolu diyebiliriz bu projeye. Tarihi Doğu-Batı ticaretini özellikle de Türkiye üzerinden yeniden canlandırmaya yönelik projeleridir. Türkiye bakımından Irak üzerindeki alternatifi geliştirmenin önemini arttırmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimindeki Kalkınma Yolu projesinde Türkiye ve Irak da yer alıyor. Dev proje, Türkiye'yi 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyolla Basra Körfezi'ndeki El Fav Limanı'na bağlayacak. Hayata geçtiğinde saatteki hızı 300 kilometre olacak trenlerle Türkiye'den Körfez'e ulaşım saatler içerisinde sağlanacak. El Fav Limanı'na kadar olan, yani Basra Körfezi'ne kadar olan bir kesintisiz karayolu, demiryolu bir lojistik hat üzerinde çalışmaktadır. Hem Türkiye hem Körfez İşbirliği olsun çeşitli ortak yatırımlar yapılıyor. Ayrıca bu bölgenin Körfez İşbirliği Konseyi dediğimiz Basra Körfezi ülkelerinin ve Orta Doğu'nun bir taraftan Avrupa'ya ve Orta Asya'ya açılan alternatif bir kapısı olacak. Rota ticaret ve lojistik alanında da kritik önem arz ediyor. Türkiye açısından da hem zaten çok önemli bir ticari işbirliği yürüttüğü Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerle ticaretinin sekteye uğramaması, aynı zamanda buraları üzerinden Hindistan, Güneydoğu Asya ve Asya Pasifik bölgesine daha fazla önümüzdeki yıllarda ticaretinin artması bakımından bu rota önemlidir. Projeyle ilgili 3 ülke arasındaki görüşmeler sürüyor. Bütçesi de 17 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Haftanın ilk günü Avrasya gündeminde gelişmelerle karşınızdaydık değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte saatler 13'ü gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.